tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin ilk ve ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Dolayısıyla teröre karşı verilecek her türlü mücadeleyi amasız fakatsız destekler. Bununla birlikte tezkerede yer alan ve doğrudan doğruya milli egemenliğimize gölge düşürebilecek sakıncaları da milletimizle paylaşmak da bizim, yani Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevidir. Söz konusu tezkere yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasının, daha net bir ifadeyle yabancı asker postallarının kutsal vatan toprağımızı çiğnemesinin önünü açmaktadır. Saray iktidarına sormak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu yok mudur? Askerimiz, polisimiz ne için mücadele etmektedir? Söz konusu yabancı askerler kimlerdir? Ve ordumuzun veremediği hangi mücadeleyi bu topraklarda vereceklerdir? Türk halkı vatanını canından aziz bilir. Anadolu'nun her karış toprağında yurdumuzu korumak, milletimizi yüce tutmak için milyonlarca vatan evladı görev beklemektedir. Bizzat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen ve milletimizin hemen her kesimi tarafından desteklenen bu itiraz, müzakere dahi edilmeden gündemden düşürülmüştür. Bu telaşın sebebi nedir? Türkiye halkı vatanını tehlikede gördüğü her an elbette direnç gösterecektir. Ancak çekincemiz ülkeyi yöneten saray iktidarının bir kez daha Allah da milletim de beni affetsin diyecek duruma düşmesidir. Aziz milletimiz bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadele adı altında yabancı askerlere vatanımızın kapılarını açan maddeye itiraz etmektedir. Altı okundan birisi milliyetçilik olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yabancı silahlı kuvvetleri Türkiye'de bulunması ifadesini kabul etmesi mümkün değildir. Çünkü yabancı asker demek işgal demektir. İşin dikkat çekici başka bir boyutu daha vardır. İktidarın ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi yabancı askerlere Türkiye topraklarının kapısının açılmasına Cumhuriyet Halk Partisi itiraz edene kadar sessiz kalmıştır. Ardından da Türkiye'ye gayrimeşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur. Şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır diyerek hamasetten öteye gitmeyen bir açıklama yapmışlardır. Sizin için meşru gayrimeşru yabancı asker ayrımı olabilir. Ama vatan toprağını namus bilen bizler için böyle bir ayrım yoktur, olmayacaktır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle zaferleri ve geçmişi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber uygarlık nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusundan umudu kesip yabancı askerlere bel bağlayan saray ve şürekasını aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Basın açıklamamıza katıldığınız için değerli basın emekçilerimize ve örgütümüze sonsuz ve yürekten teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. Evet, teşekkürler.